evlilik açıklamalarına dikkat çeken evlilik açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Kimi diyor ki evlilik insan doğasına aykırı. Kimi diyor ki insanlar para ve çocuk için evleniyor. Bu açıklamalara efendim İrem Derici'den de bir ek geldi. Bakın İrem ne söylüyor? Magazin dünyasının ünlüleri neden evlilik kavgasına tutuştu? Zengin koca avında da olmadığına göre. Bekarlık sultanlık mıdır? Evlilik para için mi yapılır? Evlilik tartışmasında ikinci tur İrem Derici'nin kavga çıkaracak sözleriyle başladı. %90'ı boşanmayla bitiyor. Evlilik tartışmasının fitilini 3 kez evlenip boşandığı halde bir türlü mutluluğu yakalayamayan Nilgün Belgün başlatmış ve evlilik insan doğasına aykırıdır demişti. İnsanın doğasına ters dediniz. Ben 3 kere evlendikten sonra anladım ki insanın doğasına ters. Acı tecrübeyle edinilmiş bir şey. Tecrübeyle evet. Zor bir şey evlilik. Hele bu zamanda daha zor. Yani maddi manevi zorlukları var. Gençler adına zor. Ama hepimiz gençken tabii ki evlendik. Çocuğumuz oldu. En azından aile oldu. Aile olmak için gerekli bence. Onun dışında bir işe yaramıyor diyorsunuz. Pek teşekkürler, sağ olun. Hande Yener'se tartışmaya bambaşka bir yerden girdi ve isim vermese de hedefe birilerini koyarak açıklama yaptı. Bakın evlenmeyi düşünüyor musunuz sorusuna kavga çıkaracak hangi sözlerle yanıt verdi? Bir ilişkiniz var, arkadaşını da göremiyorum tek birlikte sizi. Erkek arkadaşınızı da göremiyoruz sizi. Devam ediyor mu ilişkiniz? Tabii tabii devam. Üretiyoruz, birlikte müzik yapıyoruz. Yeni bir parça da yaptık hatta. Bir soruyu sorayım mı yeni yılda hazırlanırken? Hani yeni yılda bir sürpriz olur mu? Öyle bir sürpriz olur mu? Yok yok. Benim evlenmeye hiç niyetim yok artık ya. Sebebim yok evlenmek için. Çocuğum da var. Gerek yok. Yani zengin koca avında da olmadığıma göre. Evlenmem için bir sebep yok. İnsanlar ya çocuk için evleniyor ya da para için evleniyor. Ben bu yaş göremiyorum ortada, kusura bakmasınlar. Aşk olanlara tabii ki başımız hani eğeriz böyle, saygı duyarız. Hani görsek takip ama ederiz. Ama evlilikler de olsun, şuna baktığımız zaman sürmüyor. Yok. Hani örnek olabilecek evlilik de yok. Baktığım zaman yakınımız etrafımız. Yok, ben zaten o hatayı bir kere yaptım. 20 yıl önce. Düşün, 20 yılda bir kere yapıyorum hatayı. Yani nasıl akıllanmışsam bir daha yapmıyorum yani. Neyse iyi, bayağı bir herkesi gömdüm. Hadi bakalım. Bu tartışmaya İrem Derici de katıldı. Radyocu Rıza Esendemir'le 2 yıl evli kalıp boşanan İrem Derici'nin düşünce tarzı Nilgün Belgün'e yakın gibiydi. Kimse boşanmak için evlenmez ama evlilikler büyük ölçüde bitmek için başlar dedi. Çocuk isteyen evlensin diye de ekledi. Kimse boşanmak için evlenmez ama %90'ı boşanmayla bitiyor. Şimdi gerek yok. Deneyimlemiş biri olarak bir sene dolmadan anlaşmalı boşanamıyorsun. O anlaşmalı boşanmayı bekleyeceğim falan. Dert etmeyin kendinize. Çocuk yapın. Ama evlenip yapın, o ayrı. Magazin dünyasının kafası evlilik konusunda biraz karışık gibi. Nilgün Belgün evlilik insan doğasına aykırı diyor. Hande Yener zengin koca avında olan evlensin diyor. İrem Derici ise çocuk yapacak olan otursun nikah masasına diyor. Peki siz kime katılıyorsunuz? Editörümüz ne güzel sordu. Hangisine soruları katılıyorsunuz? Nilgün Belgün mü? Nilgün Belgün diyor ki evlilik insan doğasına aykırı. Hande Yener insanlar para ve çocuk için evleniyorlar diyor. İrem Derici ise çocuk yapmak isteyenler evlenmeli noktasında. Ben kendi adıma D şıkkını seçmek istiyorum. Ya da şıklar arasında Seda Bakan varsa Seda Bakan'ı desteklemek evet, istiyorum. Evet, Seda Bakan var. Doğru zamanda doğru kişiyle yaptığınız zaman dünyanın en güzel şeyi evlilik. Fakat şöyle de olabiliyor ne yazık ki. Olumsuz tarafından hani bakacak olursak. Eğer doğru kişiyi yanlış zamanda bulursanız o da olmuyor. O olmuyor. Yani her şeyin çok denk düşmesi gerekiyor ama ben bu 3-4 ünlümüzden çıkardığım şey şu. Sadece çocuk içinse o evlilik yürümüyor. Sadece maddi çıkarlar açısındaysa o zaten mümkün değil, yürümüyor. Bir süre sonra tahammül edemezsiniz. Bir de şöyle evlilikler var. Ya ben şu aileye gireyim, benim adımın başına da artık sosyetik güzel denilsin, saygınlık kazanayım, falancanın gelini olayım şeklindeki evliliklerde büyük bir mutsuzlukla bitiyor ya da bitemiyor. Düşünsenize ömrünüzü hapishanede geçirir evet gibi. Boşanamıyorsun da evlilik de yürümüyor. Öyle evlilikler var sevgili izleyiciler. Üstelik parayla yanı saadet olmaz gelsin yok, alttan. Gerçekten öyle. Gerçekten. Yani. Düşünebiliyor musun? Eski o evliliğin içinde mutsuzsun ama dünyanın parası var. Malikanede evet yaşıyorsun ama yok mutluluğun yok. Ne yapacaksın onu? Kesinlikle. Ama şimdi sadece çocuk yapıp
Ay bak sosyal medyada ben ne kadar iyi bir anneyim. Anneyim de anneyim, anneyim de anneyimin altını çizmek için yapılan evliliklerden de hayır gelmiyor. O çocuğu zaten anneden babadan ayırmak ne mantığısa. Hiç. Şimdi bu üç ünlü ismin efendim ortak noktası ise daha önce başlarından evlilikler geçmiş. Nilgün Belgün 3 kez nikah masasına oturdu. Hande Yener 25 yıl önce imzaya atmıştı. İrem'inki de işte bundan bir 4-5 yıl önce belki daha bile eskidir. Şimdi ne var? Hepsinin bir kere sütten ağzı yanmış. Yoğurdu üfleyerek yiyelim noktasındalar. O yüzden de evlilik söz konusu olunca biraz temkinli yaklaşıyorlar, evet, doğal olarak. Kesinlikle. Yani ama şunun da altını çizelim. Gerçekten bazı insanlar çevremizde de görüyoruz. Özellikle 35 yaş üstünde, 35 yaş üstü kadınlarda bir evlenmek için evleneyim paniği var. Bir anne olayım. Bütün kız arkadaşlarım evlendi. Evet. Ben niye ortada kaldım? İlk bulduğuma... Aynen. Hemen imzayı atayım yani, evet, o anlamda. Evet, Allah korusun. Yani Allah korusun dememin sebebi yanlış bir evlilik kadar insanı mahveden, kesinlikle, alaşağı çeken başka bir şey yok. İyi bir eş seçin ama şuna da bakın. Bu iyi anne olur mu? İyi baba olur mu? Çocuğuma iyi rol model olur mu? Bunu da iyi ölçüp tartmak gerekiyor diyelim ama geçmeyelim. İrem Derici'ye geri dönelim. Sevgili İrem, hayırlı uğurlu olsun. Neye? Neye hayırlı uğurlu seyircinin olsun? Seyircinin dikkatini çekmedi mi sence? Özellikle şu saatlerdeki hanım izleyicilerin. Sevgili İremciğim. Yüzüne güller açıyor. Senin yüzüne kelebek mi dokundu? Bir kelebek dokunuşu görüyoruz senin arı yüzünde. Kelebek gecesine bir hazırlanılmış. Ya da arı sokmuş. Yok. Yok, oraya bir kelebek gelmiş böyle. Orada bir yanak olmuş. Evet. Bir dolguların hayırlı uğurlu olsun. Zaten İrem saklamaz. Bilmiyorum, bir açıklama da yapar mı bu konuyla ilgili? Her şeyi söylüyor. Burnumu yaptırdım, dişimi yaptırdım. Seda Sayan'dan önce Fransız askısını ben yaptırmıştım diyor. Bir bildiğim kadarıyla dudağında mı bir şey yoktu? Burnu zaten 3 kez yapılı. Dudağında. Bir de şimdi bir dolgular gelmiş. Dolgular konuşurken çok belli oluyor zaten. Aslında dolguna ama yeni yaptırmış, şey, yeni yaptırmış. Evet. Daha diyorum ya sana, kelebek etkisi daha üzerinde. Şöyle bir şey, yeni yaptırdıktan sonra ekrana çıkıyorsanız ya da kamera önünde röportaj veriyorsanız yakından eminiz böyle belirgin değildir. Fakat kamera, ışık ve televizyon alıyor, onu ikiye katlıyor. Evet. Diğer tarafta konuşurken zaten belli oluyor ama yakışmış. Siz nasıl buldunuz? Ben birisini daha altın, ha, kelebeğe katılıp ödül alan bir ünlü bir ismin daha dolguları gözümü kanattı. Ama ismini söylemeyeceğim. Hiç böyle şuraya bir merak güzel ettim. Günümü mahvetmek istemiyorum. Merak ettim. Başlayacak ondan sonra. Baş harfini söyle bari. Bakayım kim yazıyor? Baş harfini mi yazıyorsun? Hayır, adını yazıyorum. Aa, onda var mıydı? Ha, şuralarda. Evet, evet. Çok, yalnız, çok fazla belirgin. İrem'de evet bir böyle bir Hollywood ışıltısı gelmiş İrem'e. Yakışmış makyaj da. Makyajı güzel ama şu yandan döndüğünde ve özellikle güldüğünde çok mimikli bir kız çünkü. Dikkat çekiyor, çekmiyor değil. Biraz belki yerine oturunca daha doğal durabilir. Sevgili editörümüz Eda da diyor ki kontürü çok sert olduğu için diyor yanaklar ekstra bir öne çıkmış. Katılıyoruz. Evet. Ama bir küçük bir işlem, bir ufak tefek dokunuşlar olmuş orada. Olmuş olmuş. Makul dokunuşlar deniliyor şimdi. Bu sene ismi değişti. Eskiden ufak tefekten makul. 2022'de dönmüş. Makul mü diyoruz? Evet, 2002'de makul. 2022'de. Diyoruz. Evet, makulü de Arzu Monan ortaya attı.